Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hem pratik hem lezzetli bir ana yemek tarifi veriyorum. Dilerseniz bu lezzetli yemeğimizin yapımına başlayalım. Geniş bir kabımın içerisine 6 adet tavuk bagetimi alıyorum. Daha sonra üzerine baharat olarak 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tekrardan 1 yemek kaşığı da yoğurt ekledikten sonra baharatı her tarafına gelecek şekilde bagetlerimi elimle karıştırıyorum. Tamamen baharatını ve yoğurdunu bagetlerimize yedirmemiz gerekiyor. Tavuk bagetlerimi bu şekilde sosladığımda hem daha lezzetli oluyor hem de daha güzel pişiyor arkadaşlar. Hemen tabağımın üzerine kapatıyorum ve buzdolabının alt kısmında 1 saat soslu şekilde bekletiyorum tavuklarımı. 5 adet orta boy patateslerimin kabuklarını soydum ve uzun ince bir şekilde doğradım, kızartmalık yapar gibi. Hemen kare bir borcamamın içerisine alıyorum doğramış olduğum patateslerimi. Ve patateslerin üzerine 1 saat bekletmiş olduğum tavuk bagetlerimi alıyorum. Üzerlerini yeşil biber ve domates ile süslüyorum arkadaşlar. Ben biberleri derin dondurucudan kullandım. Evinizde taze yeşil biber varsa kullanabilirsiniz. Ara katlarına biber ve domates de süslüyorum. Hem görüntüsü güzel oluyor hem de lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Yemeğimizin lezzetini artırması için salçalı bir sos hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir kabımın içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı su ekliyorum ve kaşığım ile salçam eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum salçalı sosumu tavuk bagetlerimin üzerine kaşığım ile gezdiriyorum. Her tarafına sosu gelecek şekilde eşit bir şekilde döküyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bagetlerin üzerine gezdirdiğimde bagetlerim daha güzel kızarmış oluyor. Sosumu da döktükten sonra yemeğimi fırına vermeden önce bir tane yağlı kağıdımı ıslatıyorum ve elimle suyunu tamamen sıkıyorum. Ve yemeğimin üzerine hava almayacak şekilde kenar kısımlarını dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınımda yemeğimi yaklaşık yarım saat pişiriyorum. Üzerini bu şekilde yağlı kağıtla kapattığımızda yemeğimizin hem üzeri yanmıyor hem de hava almadığı için güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Yarım saatin sonunda yemeğimi fırından çıkarıyorum ve üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Tekrar üzerlerinin biraz kızarması için 10 dakika daha fırına veriyorum. 10 dakikanın sonunda yemeğim fırından çıktı. Hemen bir servis tabağıma alıyorum ve son halini sizlere de göstermek istiyorum. Hem pratik hem lezzetli bir yemek hazırladık arkadaşlar. Dilerseniz çorba ve pilavla servis edebilirsiniz. Hemen nasıl piştiğini, tavuğumun iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Kısa bir sürede hazırlayacağınız lezzetli bir yemek oldu. İnşallah evinizde denedikten sonra tarifimden memnun kalırsınız. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmak isterseniz yandaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.